Ben okuyordum bak. Ben ticaret lisesine gidiyordum. İkinci sınıfa geçtim. Onu abim benim kız kaçırmıştı. 13 yaşında. Beni zoruna bedel yerine verdiler karşılığını. Okuldan çıkardılar. Almayacağım deyince beni 3 gün kilitli kapı içinde koydular alacağım diye. Zoruna verdiler. Ben de 2 ay durduk, ayrıldık. 1,5 sene sonra bu Alpay'la evlendim. Herif evde yatıyor, ben oduna gidiyorum. Çapaya gidiyorum. Herif içki kumar peşinde, kadın peşinde. O yüzden bak çocuklarımı tüm liseyi bitirdim. Ben okumayı çok sevdiğimden. Devam, hepsini de o liseyi bitirdim. Senin hikaye de güzelmiş. Benim gibi canlarım ne kadar. Hep ben kendime sakladım, hep kendime sakladım. Yeter, bazı bir şeyleri ben de paylaşacağım. Gittim anne, ben hastalandım dedim. Gelin sık dişini dedim. Ya uşak sıkılır mı, doğuma gideceğim yani, doğum bu başka bir şey değil. Hayır, bayağı bir vakit geçti ama artık gide yani, çocuk doğacak, hastaneye getirdiler. Ali'nin ruhu bile duymuyor, yok evde çünkü bahçe sulamadı Başpınar'da. Tabi görümceler uyandı, kahvaltı yapıldı, münasiplice ben evde ağlayayım, hiç kimsenin ruhu duymuyor. Ya boş verin, ben anlatmayacağım. Aynı benim de oldu çağlarımdayken, dişini sık. Fön çekeceğiz değil mi? Şimdi Hüseyin Bey diyor ki başınızdan bir geçen olay anlatın diyor, tiyatro haline getirek diyor. Ben de dedim ki benim hiçbir olayım yok ki anlatayım. Aslında hepsinden daha kötü bir olayım var yani benim. Herkesin yanında anlatmam. Yani tam dram dram. Kız ben anlatmadan ağlıyorum kız. Ortaokulu bırakmıştım. Babamın yüzüne demiştim zaten size. Yoksa dediğim gibi yani edebiyat öğretmenliğiydi. İstedim. Dışarıdan bitireceğim. Ondan sonra artık kısmetse üniversite sınavları. Dediğim gibi yani 30-35 yaşında da olsam, 40 yaşında da olsam gireceğim dedim ya. Gireceğim. İnadım var, babama inadım var. Babam çok baskı yapar. Niye evlenmiyorsun diye. Ben de dedim evlenmeyeceğim, senin paranı yiyeceğim dedim. Beni Ankara'ya evlatlık verdi o. Ondan sonra geldin diye biraz kafa tuttu, geri geldin oradan diye. İlk gittiğimde Ankara'ya 16 yaşındayım. Konuşmuyordum. Köy şivesiyle konuşuyorum ya, yadırganırım diyerekten. Konuşmuyordum bile. Ondan sonra neyse, o utangaçlığı attım. İyice açıldım ben şehirde. Köye geldim. Şimdi de köyün şivesini fazla alışamadım. Mesela kıyafet sorunu var. Onlar şalvar giyiyor, başlarını kapatıyorlar. Ben de onları yapmıyorum. Bana diyorlar, yanımıza geldiğin zaman kendimizden utanıyoruz diyorlar. Dedim hiç utanmayın. O zaman ben de dedim sizin yanınıza geldiğim zaman kendimden utanayım. Benim saçım uzundu. Hiç kestirmedi babam daha. Evlendikten sonra kestirdim. Babam benimle bir ay konuşmadı. Sevdiği kadının ismi de belli olunca, hı, saçı da uzunmuş onun. Ondan kestirmezdi. En sonra konuştu. İşte bu sevdikleri kadınların ismi olunca sonradan da öyle yapar. Senin derdin de mi var? Hem de ne derdim var benim? Doğu'da yaptı ya askerliği babam. Doğulu kızın birine aşık olmuş. İsmi Nesime'ymiş. Onu mu vermiş? He, onu gelmiş bana vermiş. Annen de seninle itişti mi? İtişti tabii. Ne biçim itişirdi. Vara yoğa döverdi annem. De sonra da tabii kıymetimizi öğrenince. İş işten geçti. Yani. Şimdi de ama hiç yani bir kötülük gelsin istemez bana. Annem. Okumamın sebebi de annem. Bu şey bilmem neyin adını verdi buna da. İşte bu da öyle olacak da. Hı. Başlar. Ya adı batasıca, hiç ağzından adı batasa düşmez. Benim ne kabahatim var diyorum. Yani. Verdirmeyeydi. Hususu gördüm o kadını da.
Ya. Güzeldi diye kadını. Teyzem Aslan var ya. Ha. Onun düğününe gittik. Dediler bu işte beyi. Aa dedim çok merak ediyordum teyze seni. Babama da gelince söyledim. Sevdiğin kadını gördüm dedim. İşte güzel değilmiş diyorum. Sen bir görseydin kızım diyor ne kadar güzeldi. Kadın bile dedi babana selam söyle. Daha. Daha. Ne sevdiymiş. Sevgi öyle olacak zaten. Zaten. Sevgi bir anlık sevgi olmaz.